Zırhlı giysiler giymeyi denemelisiniz. Zırhların savaş meydanlarında en popüler olduğu dönem 15. yüzyıldır. Başlangıçta zincirden yapılmış olanlar kullanılmaktaydı. Daha sonra yüksek düzeyde koruma için şövalyeler plaka zırhlar giymeye başladı. Büyük parça çelikten yapılan giysiler. Günümüzde zırh ustaları bu savaş donanımını tarihi canlandırmalar için üretmekteler. Bu atölye özel yapım zırhlı elbiseler konusunda ihtisas yapmış. Zırh ustası sadece şablon çıkartmak için bile 45 farklı ölçü almak zorunda. Her şablonu 1,5 milimetre kalınlığındaki çelik saç üzerine yerleştirerek kopyalar. Ardından şablonun çizgilerini takip ederek şerit testereyle keser. Bu göğüs ve karnı kaplayan bir göğüslük. Şimdi de otomatik bir çekiç kullanarak parçayı şekillendirmeye başlar. Ona rehberlik edebilecek bir kalıp ya da mazhar yoktur. Artık temel şekil oluştuğuna göre el çekiciyle hatlarını düzeltebilirler. İşçi metale yukarıdan dik açıyla vurur. Bilye dolu bir yastık darbelere karşı bir tampon görevi üstlenir. Bu metalin deformasyona uğramasını engeller. Tampon olmadan daha hafif darbelerle belirlenen noktalar dövülerek şekillendirme tamamlanır. Bu zamana kadar göğüslüğü iç tarafından çekişlemekteydi. Şimdi dış kısmında çalışmaktadır. Rendeleme denilen işlemde metal yüzeyi pürüzsüzleştirilir. Farklı bir tür otomatik çekiç başı kullanarak göğüslüğün alt kenarını dışarıya doğru genleştirir. Bir örse yerleştirdikten sonra el çekiciyle kenarları düzeltir. Bu ağır metal göğüslüğü üzerinize giydiğinizde bu kenarlar ağırlığı kalçanıza doğru dağıtarak omuzlarınızdaki yükü azaltır. Zırh ustası şekli kontrol eder ve sonra gerekli olan ayarlamaları yapar. Şimdi de tekrar farklı türlerde çekişler kullanarak göğüslüğün geriye kalan bölgeleri üzerinde çalışır. Gitgide kenarlara kavis vererek eğimli bir yüzey yaratır. Bu işi biraz uzatır. Her aşamada zırh ustası metale yavaşça ve dikkatle şekil verir. Siz de olsanız o şövalyeyi kızdırmazsınız. Kenarlardan metali kendine doğru yuvarlamak göğüslüğün çevresini güçlendirir. Ve yuvarlatılmış köşeler keskin metalin deriye zarar vermesini engeller. Göğüslük artık cilalanmaya hazırdır. Zırh ustası önce yüzeyi orta sertlikteki zımpara kağıdıyla düzeltir. Sonrasında ise daha yumuşak bir zımpara kağıdı kullanır. Son adımda ise yumuşak zımpara kağıdı ve cila macunu kullanır. Bazı göğüslüklerin ekli tasarımları vardır. Bu modelde zırh ustası parçaları birbirine bağlamak için 3 pirinç perçin kullanır. Parçaların hareket etmesini sağlayacak sıkılıkta bağlantıyı gerçekleştirir. Sonra tekrar perçin kullanarak deri kayışları ilave eder. Bir zırhlı giysi 20 farklı bileşenden yapılır. Örnek olarak inciklik denilen bu ön ve arka bacak korumalarını verebiliriz. Gotlet denilen korumalı deri eldivenler. Omuz için omuzluklar. Ve tabii ki başlık ve vizör. Şövalye zırhlı elbisesini aşağıdan yukarıya doğru giymelidir. Yoksa üst parçaların ağırlığı dengesini kaybetmesine sebep olarak onu yarı giyinik bırakır. Orta çağda bir zırhlı giysi küçük bir çiftlikte aynı değere sahipti. Fiyatını ancak asiller ödeyebiliyordu. Bu giysinin fiyatı binlerce pound'la ifade edilmektedir. Aslında modern zamanın parlak zırhlı bir şövalyesi olmak da pek ucuza gelmiyor.